Anneciğim. Baba. Yiğit. Baba. Bebeğim hadi uyan. Hadi bak kabus görüyorsun. Baba. 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 Trabzon Sürmene'de etkili olan fırtına sonucu 5 balıkçı teknesinin alabora olduğu, bir teknenin ise kayıp olduğu bildirilmiştir. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Tamam bir tanem geçti, tamam. Tamam anneciğim, tamam tamam geçti. Kabus gördüm, bitti. Bak. Baba. Geçti anneciğim, geçti. Baba. Tanem. Baba. Annem. Geçti anneciğim. Geçti bebeğim. Ne gördün sen? Tamam. Herhangi bir kayıp ihbarı var mı? Hayır komiserim. Savcı bey olay yeri incelemesini bitirmiş. Cesedi morga almışlar. Dün geceki fırtınada 5 tane balıkçı teknesi alabora olmuş. Bir tekne de kayıp. Onlardan birinin sahibi olduğunu düşünüyoruz. Gidip tekne sahipleriyle konuşalım. Bir yoklama yapalım. Sahil güvenlik arama kurtarma çalışmalarına başlamışlar. Ama şimdilik ulaşılan bir şey yok. İyi anlarız. Hadi. Cümleten kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol komiserim. Var mı zarar ziyan? Çok şükür yok komiserim. Televizyon bas bas bağırıydı fırtına çıkacak diye. Kimse çıkmadı zaten. Çıkan da fırtınadan habersiz çıkmıştır. Allah yardımcısı olsun. Var mı sizden çıkan birileri? Vallahi Mustafa abinin teknesi yok. Belli mi olur? Peki de palamara çözülmüş, aşağı çekilmiş. Anladım. İyi. Hadi geçmiş gitmiş olsun. Sağ olasın. Sağ ol, geçsin. Ulan deli Tahir. Allah aşkına böyle bir şey yapmış olma. Kıyıya vuran cesedi sen görmedin değil mi İhsan? Yok komiserim. Arkadaşlar telsizde anons geçtiler. Berrak. Berrak. Kızım, yoruldun sen. Haydi az git dinlen. Ben buraya. Kusura.
Kusura bakma Mustafa abi, öyle içim geçmiş birazcık ama iyiyim ben. Kızım etme. Özleyecek misin beni? Ali. Efendim Ali. Abi iyi misin? Tavsiye olalım. Bekleri güçte Fatih'in başında. Anladım. Fatih nasıl? Doktorlar demeyin bir şey. Öyle yatağın yangaz. Tamamdır abi. Ben şey için. Fatih. Tamam abi, arayacağım ben seni. Tamam Ali. Çok gürültü yaptı ha. He, ben de korktum. Sıçradım vallahi. Balım da çok korktu. Yenge, sana bir şey diyeyim mi? Allah denizde olanın yardımcısı olsun. Amin yengazım, amin. Efendim abi. Murat. Buyur abi. Yok bir şey kardeşim. Ben yanlışlıkla aradım seni. Allah rızası için aç şu telefonu kardeşim. Allah rızası için aç şunu. Yok. Yok, şarjı bitmiştir. Şarjı bitmiştir. Çekmeyen bir yerdedir. Tabii. Ondandır. Efendim komiserim. Başlatma efendinden istedim. Bas şunun gazına. Allah aşkına bas şunun gazına. Benim. Kızım neydi? Benim. Sanyan ne oldu? Daha sorayım mısın ne oldu diye? Daha ne olacak ha? Daha ne olacak? Ay Sanyan'ım sabah sabah ya fettah ya resulallah. Betim benzin atmış. Onu diyorum. Tansiyonum mu oynadı onu sorayım. Onu oynattırandan soracağız. Sanyan ne oldu ha, ne oldu? Nefesi kapının önüne koydun da ne oldu? Nefesi evden kovmak kolay. Tayirin gönlünden kovabilecek misin? Buna kimin gücü yeter? Ha, yok yere ayak diretip insanların huzurunu kaçırmaktan başka ne işe yarar? Ben mi huzur kaçırırım? Sanki huzurumuz varmış gibi. Balım! Kızım haydi! Sanyan nereye? Nereye olacak oğlum? Ay, Sanyan'ım. Sanyan gel, gel. Yavaş. Gel otur şöyle de bir tansiyonuna bakayım, gel. Gel tamam, yavaş, yavaş. Bak başın döndü, göreyim misin? Sanyan'ım. Yapma böyle Sanyan'ım. Hem kendine hediyesin, hem bize hediyesin, herkese hediyesin. Yazık. Yazı günah bilen mi var? Sanyan, tansiyonu ölçerken konuşmayız lütfen. Çıkmış mı? Çıkar tabii. Fırlayacak bir anda, inme inecek. O zaman anlayacaksınız. İki gündür bir yüzüm uyuşu, bir kolum uyuşu. İnme mi iner, kalbim mi durur, Allah bilir. İşte o zaman dersiniz, bu kadının derdi büyükmüş. Ay Saniye Hanım, susar mısın lütfen? Anne, matematik defterim nerede? Gel cebimde, gel. Allah Allah. Kaç olmuş? Çökmüş mü? Saniye Hanım konuşmayız. Günaydın. Günaydın. Anneciğim, hadi sen ellerini yüzünü yıka. Ondan sonra sofraya gel. Sonra da okula gidelim, olur mu? Bütün gece kabus gördü. Uyandıramadım da. Sabah da baba diye sayıkladı. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum.
Hayırlısıyla Fatih hastaneden bir çıksın, her şey yoluna girecek. Bilmiyorum. Şu anda tek istediğim şey Fatih'in gerçekten iyileşmesi. Düzelecek inşallah. İşin zor kısmını atlattı, ameliyatı atlattı ya. İnşallah öyle olur. Ana. Hı. Sen uyumadın mı? Cemil yok ortada. Dün gecenin yarısı çekti gitti. Nerede bu herif ya? Dün akşam yer gök birbirine girdi, duymadınız mı? Adamın başına bir iş mi geldi ya? Ya Allah korusun ana, niye öyle değilsin? Ben ararım şimdi. Ben aramadım mı? Dün geceden beri 50 kez aradım, yok. Ya hemen de öyle aklına kötü şeyler getirme. Bilmiyor musun, babamın huyu bu. Bakmaz telefonlara. İnşallah öyledir. Öyledir. Hadi kalkın siz, sofrayı kurun. Gelir, gelir. Aç. Rüyamda babamı gördüm. Daha iyi yani. Beni öptü. Baba dedi, niye kızmadın dedi. Ne güzel bir rüyaymış öyle. Sonra gitti. Baba geçme dedim, gitti. Çok karanlıktı. Bu kadar mı? Bir daha babamı görebilecek miyim? O gelecek mi? Anneciğim hadi geç kalmayalım, okul olur mu? Komiserim. 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 Parmak izinden kimliğine ulaştık. Rüstem Kerez'de. Geçen gün hapishanede çıkan isyan sonrası hastaneden kaçtığı bildirilmişti. Fikret abi. Rüstem'in cesedi kıyıya vurmuş. Polisler de bulup morga kaldırmışlar. Allah günahlarını affetsin. Hadi başla. İyice doyur karnını. Sağ ol abi. Rahmetli anam derdi ki, açlıkla tokluk arası yarım yufka ekmek. Açım ölürüm dersin, yarım yufka ekmek yeter doymana. Aç doyar, doymayan aç gözlüdür. Öyle değil mi Rüstem? Evet abi, aynen. Peki şimdi ne olacak abi? Rahat rahat yiyeyim öğünü. Çocuklar açıkta bekleyen bir gemiye götürecekler seni. Gemiler Rusya'ya. Abi. Para. Alacaksın. Alacaksın, merak etme. Kimlik ve parayı gemide teslim edecekler. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Gerçekten Allah'ın rızasını umursay mısın? Yoksa öyle ağız alışkanlığı mı?
Yiyebildiğin kadar ye. İyice ye. Acele et biraz. Atın denize. Emrin olur abi. Efendim abi. Küs değiliz değil mi? Ama ben sana en başta söylemiştim. Kadına, çocuğa dokunduğunu duymayacağım demiştim. Sen de marifetmiş gibi nazarı doğdum deyince. Olur abi öyle. Abi kardeş arasında olur. Güzel. Güzel. O zaman ben de sana güzel bir haber vereyim. Rüstem. Rüstem karaya vurmuş. Nasıl abi? Polis bulmuş. Kıyıda. Anladığım kadarıyla yurt dışına çıkmaya çalıştı. Olan oldu işte, tekne battı falan filan. Hep olan şeyler. Yani bana ulaşıp sonra para pul isteme işi biraz tuhaf değil mi? Vedat, ihanet edenlerin bildiği en iyi şey... ...bir gün kendilerinin de ihanete kurban gideceğidir. Sen onu çağırıp para vereceğim dediğinde... ...onu öldürüp ortadan kaldıracağına emindi. Haksız mı? Öyle olmayacak mıydı? O da onu biliydi. Neyse, Rüstem defteri kapandı. Gözün aydın. Eyvallah abi. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen bir şeyin peşindesin abi ama neyin? Neyse. Nasıl, var mı bir gelişme? Yok. Ha. Abi Berrak, haydi siz eve gidin de ben beklerim Fatih'in başına. Al oğlum, sen Berrak'a götür. Tuturduk alacağım diye dinlemeyin sözümü. Mustafa abi iyiyim ben böyle. Kalacağım. Hasbinallah. Abi, anamın durumu pek iyi değil. Ne oldu lan? Ya sabah hastaneye geleceğim diye tuturdu. İyi görünmeyin yani. E benim sözümü de dinlemeyin. Ne oğlum, annem kimin lafını sözünü dinler ya? Ya senin lafını dinler de git de başına dur. Ben bir şey olursa haber veririm zaten sana. Bak en ufak bir şey olursa arayacaksın. Arayacağım da. İyi tamam. Ben gideyim bir anamı engelleyeyim. Gelirim bir iki saat. Al şunlar, ziyan olmasın. Hadi. Nasıl Fatih? Aynı. Ana yemeyecek misin? Ne yapın siz? Cemil? Neredesin sen? Ben neredesin? Geldim işte. Ama şükürler olsun. Aç mısın? Yok yok. Nazar. Buyur baba. Ne yaptın o şey işini? İşte boşanma dilekçe işini. Bugün gidip halledeceğim. Esma ile konuşacağım. Açacağım davayı. İyi. O eve de git. Eşyan meşyan varsa ufak tefek onları da al gel. Baba.
ablamla ben... Babi, yastıktan yorgan getirin de böyle biraz uzanayım. Sağ demedim, kızlara dedim. Küsme onlara, etme de. Evlat işte. Bir hata etmişler. İkisinin de içleri titredi, ben şahidim ben. Borcun bir kısmını kapattık. Büyük başın büyük derdi öyle. Bunca sene didine didine tırnaklarınla kurduğun, bin belayı göze aldığın şey, bir bakmışsın bir gecede hop elinden uçmuş gitmiş. Öyle kaleyesin işte. Ne oldu? Durumumuz mu kötü? Düze çıkacak. Allah'ın izninden çıkacak. Getir kızım, getir. Bir iki saat uyandırdım ben. İyi tamam, sen yat bir. Sormak için erken belki ama ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum ki. Yani ne yapılması gerektiğini de bilmiyorum. Öyle ya da böyle. Saniye Hanım'a da tamamen haksızsın diyemem. Başlarına belayı ben getirdim. Arkamdan geleceğini biliyordum. Kendini suçlamayı bırak lütfen Nefes. Vedat'ın yaptıklarının günahını niye sen üstlenesin? Vedat yaptı deyip geri çekilemem ki. Ya ben niye buradayım onu bile bilmiyorum. Trabzon haritada bulmakta zorlanacağım bir yerde. Senin coğrafyan pek iyi değil galiba. Aksine çok iyiydi. Yıllarca kaçmak istediğim yerde zorla tutuldum. Şimdi kalmak istediğim yerden kovuldum. Dün gece telefona 50 kere elim gitti. Tahir'i aramak istedim. Sesini duymak istedim. Ama yapamadım. Onun da aynısını düşündüğüne eminim. Pardon. Nazar arıyor. Efendim Nazar. Bak ben ofisteyim, ne zaman istersen gelebilirsin. Nefes de burada, selamı var. Vedat tam boşanacakmış. Dava açar mısın dedi. İnşallah kurtulur. Ben kurtulamıyorum. İnşallah o kurtulur. Sen nereye? Hastaneye mi? Yok, eve. Hala ev diyorum. Diyeceksin tabii ki. Her neyse, evden apar topar çıkınca Yiğit'in eşyalarını alamamıştım. Onları alayım, oradan da hastaneye geçeceğim. Tamam. Haber ver. Tamam. Abla. Belki ben Fatih'in yanında kalırım. Sen Yiğit'i okuldan alabilir misin? Tabii ki alırım, merak etme sen. Sağ ol ablam. Bir değişiklik yok be abi. Doktor geldi az önce. Odaya alacaklar. Yoğun bakımdan çıkacak yani. İyi, hayırlısı bakalım. Mustafa abi nerede? O eve gitti. Nöbeti biz devraldık. Tamam. Murat. Söyle abi. Tahir seni aradı mı? Hayır abi. Niye sordun ki? Yok bir şey.
Öylesine sordum. Ben gideyim o zaman. Gözünü açarsa haber ver, tamam? Olur abi, ararım ben seni. Bir tuhaflık var gibi Ali abiden. Anam nereye? Ay, tansiyonu düştü yine. Kavga dövüş yatırdım. Hadi sen biraz uyu. Kızım sen nereye gidiyorsun? Hastaneye. Nereye olacak? Nasıl ya, etme. La yan gaz yatağı ya, oradan hafazasın gidip. Ha, olmaz. Gözümle göreceğim. Sabah zor ettim zaten. Nasıl ya? La etme diyorum sana ya. Hastane mikrop dolu, sen yüklü kadınsın. Aklım sende kalacak ya. Mustafa, gitmezsem de benim aklım yan gazımda kalacak he. Merhaba yenge. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Merhaba abi. Hayırdır Ali? Sen çıkıyor muydun yenge? He. Hastaneye gidiyorum. Gideyim de yan gazıma bakayım. Sen Mustafa'yı tut da peşimden gelmesin. Tamam. Ne inat hatun ya. Ya gerek yok. Çocuk uyuyor. Bırak diyorum. Tuturdu illa gideceğim. Mustafa abi. Ali. Oğlum Fatih'i vuran yakalanmış ha. Aha. Gele bakalım böyle, gel içeri yandan. Çay içer misin ha? Yengem bırakmıştır sen. Abi sen Tahir'le en son ne zaman konuştun? Hayırdır? İnşallah ben yanılıyorumdur. İnşallah şarjı falan bitmiştir. Oğlum sen ne geberiyorsun ağzının içine, de bakayım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ali. Ne gebeliysin ağzının içine diyorum. Desene lan. Abi senin tekne rıhtımda yok. Tahir'in arabasını gördüm orada. Dedim ki bu yani delirdi yine. Atladı gitti. Dün akşam fırtınada 5 tekne alabora olmuş. Tahir'ime bir şey mi oldu? Yok Saniye anneciğim. Ben telefonu cevap vermeyince merak ettim. Onu soruyordum zaten. Efendim Asiye abla. Nefes neredesin? Eve geldim. Oradan da hastaneye geçeceğim. Tamam ben de hastaneye gidiyorum. Orada buluşuruz. Tamam abla. Görüşürüz. Korkma. Durmayacağım seni. Al git. Git. Git vur Murad'ı. Hastanede. Yok geldi. Onu da vur. Kurtul. İstediğin bu değil mi? Ne diyorsunuz siz Saniye Hanım? Ne dizlerimde derman kaldı. Koşup gitme. Ne takatim var bağırmaya. Böyle bekliyorum. Bugün hangi evladımın kara haberini alırım diye. Tahir'im. Tahir'im kaybolmuş fırtınada. Suçlusu kim? Thank you.
Hayır. Üşüdün mü? Biraz üşüdüm. Sen? Hayır. Bunu al. Kendine bir ateş yak. Hani sen bana demiştin ya, bu dünya çok soğuk. Benimle yanar mısın diye. Ben gelene kadar kendine bir ateş yak olur mu? Sen nereye? Geleceğim. Ama sen kendine bir ateş yak. Hem sen ısınırsın, hem de ben seni daha kolay bulurum. Geleceğim. Geleceğini biliyorum. Seni bekleyeceğim. Seni beklediğimi bilmeden de seni beklemişim ben zaten. Seni bekleyeceğim. Seni o kadar çok sevdi ki. Ama hiç söylemedi sana. Öyledir o. Utanıklı. İçine kapanıktır biraz. Biliyorum. Ameliyat nasıl geçti? Onu ben bilemem.
Ama onu oradan çıkaran şey seninle çay içme isteği. Hayat işte. İnsanı hayata bağlayan şey bazen ufacık bir şey olabiliyor. Buraya geldiğimden beri yaşadıklarımı düşündükçe... Haklısın. Çok zor günler geçirdim. Hepimiz öyle. Ama ne yaparsın, yapacak bir şey yok. İkizim. Uyandın mı? Neredeyim ben? Cennettesin ola, öldün. Aha bu da Huri. Senin ne işin var? Ayıp ula, ayıp. İyisin ama değil mi? Ağrın sızın var mı? Yok, iyiyim, iyiyim. İyi. Sen gözünü açtın ya, o bize yeter. Uyu istersen biraz. Fatih. İyi misin? Berrak. Efendim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor Fatih. Hem de çok iyi gidiyor. Ben bir kantine gideyim o zaman. Berrak, bir şey isteyeyim misin? Yok. Sana sormuyorum zaten, sende serum var. Haydi. Telefonda bir şey dedin, evden nasıl çıktığımı bilemedim. Beni buraya niye çağırdın? Tahir nerede? İdris, ne olur yardım et. Bir anlasam edeceğim. İdris, dün akşamki fırtınada Tahir tekneyle açılmış. Yok, kayıp. Yani öyle dediler. Ne dersin? Bir tekne bulalım, onu arayalım ne olur. Gel yenge, gel. Baba, teknen lazım. Ya ne oluyor? Tekneyi kapan gidiyor. Az önce de Mustafa ile komiser geldi, tekneyi aldı, açıldılar. Hayırdır? Baba, Tahir kayıp, tamam mı? Sen şimdi in, ha o ipi çöz. Merak etme, tekneni getireceğim. Dikkatli olun ha. Hoş geldin Boncu. Ne elde ettin? Ha? Acaba ne elde ettin? Yani Mercan ve sen beraber. Acaba elinize ne geçti? Ben sana söyleyeyim. Sıfır. Sıfıra sıfır elde var. Sıfır. Yok, çok şey elde ettim. Öyle mi? Ne mesela? Boşanırım senden. Daha önce de söylediğim gibi Nazar. Ben de seninle evli olmaktan çok memnun değilim. Ama böyle devam etmemiz gerekiyor. Yok, gerek mi? Ben bugün gidip açacağım davayı. İsterse 10 yıl sürsün, umurumda değil. Neyin heyecanı bu? Ha? Muratcan'a kavuşma heyecanı mı? Murat doğmayacak, babama söz verdim. Ben seni de ilgilendirmez bu durum da. Ama yine de sana teşekkür ederim. Dayak dışında bana dokunmadığın için. Çok teşekkürler. Çok kişisel algılama. Seninle ilgisi yok. Nefes mi? O da olmayacak. Asla. Asla. Asla deme.
boşanma işini de duymamış olayım. Duymaktan hoşlanmayacağın çok şey söylerdim de. Değmez. Bana arkanı dönme. Sakın bir daha ben izin vermeden bana arkada dönme. Ne yaparsın? Döver misin? Ya o kadar çok isterim ki şu an beni dövmeni. Mahkemede işime yarar. Hadi. Hadi çıkar kemerini. Hadi vur. Vursana. Ne yapmam gerekiyor? Titremem. Yalvarmam. Çığlık çığlığa ağlamam. He? Hadi vur. Vursana. Kadına, çocuğa dokunduğunu duymayacağım demiştim. Sen de marifetmiş gibi nazarı duydum deyince. Galiba tüm heyecanı söndürdüm. Sihri bozdum. Boşanma. Olmayacak. Boncu. Saniye Hanım, hayırdır? Bu ne hal? Babaanne, iyi misin? Oy Allah'ıma şükürler olsun yangasım. Öldürdün bizi korkudan. Anam iyi mi? Ben nasıl olsun? Benimle uğraşayım. Ne? Onun uğraşmadığı var sanki. Herkes iyi yani, değil mi? İyi, iyi. Merak etme sen. Doktor ne dedi? Bunu sabah alın götürün buradan. Biraz da siz uğraşın dedi. Ne diyecek?
Uğraşacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yengem, sen durma burada bu halinle. Murat, sen yengemi eve götür. Ben iyiyim. Oo, sepet havası değilsin. Oo, ne varmış benim halimde? İki dakika göreyim diye geldim seni yengezoğum. Kovar mısın yengeye aşk olsun? Yok yengem, estağfurullah. Ben o anlamda demedim. Yok yenge yok. Biz anladık anlayacağımızı. İstemediğimiz yerde durmayız. Haydi gel gidelim. Vallahi ben bir şey anlamadım. Ha. İyi ha tamam haydi. Gittik biz. Haydi Murat'ım ne duruyoruz daha? Şimdi de kalkmış boşanacağım diyor. Ne o? Şaşırmış gibisin. Sen kızı evre çevre döveceksin. O da öyle sus pus sana bakacak öyle mi? Boşanamam abi. Daha değil. Nazar sevdiğini bilmiyordum. Nazar umurumda değil. Ama sen bana dur dedin. Ben de durdum. Oğlumu onlara bıraktım. Velayeti bende olmasına rağmen gidip almadım. Ama bu hiçbir zaman almayacağım anlamına gelmiyor abi. İşte o zamana kadar da mutlu aile pozuna ihtiyacım var. Nazar'a ihtiyacım var. Kırtlağını kestiğin babana o kadar çok benzeyirsin ki. Sen babamı tanıyor musun? Seninle yollarımızın kesişmesi sana göre tesadüf. Ama tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk vardır. O zamanlar 18 yaşında çakı gibi bir delikanlıydım. Rize'den ilk çıkışım. Vardım İstanbul'a. Sen mi beni yeneceksin, ben mi seni yeneceğim hesabı. Babanla yollarımız kesişti. O zaman kaçak işlerin olduğu dönem. Vur dedi vurdum, yık dedi yıktım. Abi gibi görüyordum babanı. İhanetine kör bakışım biraz toyluğumdan. Biraz da abi diye görmemden işte herhalde. Kurban olayım bir sakin ol da. Hem eve gidelim bir bakalım. Belki bir haber vardır. İdris yalvarırım biraz daha bakalım ne olursun. Yenge kırma beni. Gel de bağırayalım Mustafa abiye. Saniye Hanım. Fatih çok iyi yarın çıkacak inşallah. Neredesiniz? Saniye Hanım. Baba. Alo. Nazar. Yengaz. Nazar neredesin? Seni görmem lazım. Çarşıdayım. Gel. Konuşmamız gerekiyor zaten. Tamam gelirim. Fatih nasıl? İyi. Hem de çok iyi. Sen çarşıda neredesin? Bu yukarıda şey yok muydu? Hani biz gittik bir kere. Ha, tamam biliyorum orayı. Gözler.
bunca yıldan sonra bana babamı tanıdığını söylüyorsun. İlk kez. Bu ne demek oluyor şimdi? Bilmediğin çok şey var demek oluyor. Seni ve Eysan'ı tanıdığımda 15'li yaşlardaydınız. Niye size kol kanat gerdim? Niye sizi saklandığınız yerden çekip çıkardım? Seni ihya ettim. Evladım gibi gördüm. Babamı tanıyorsun ha? Peki onun hakkında her şeyi biliyor musun? Babanı Eysan'a kötülük ettiği için öldürdüğünü bilecek kadar seni, babanın bunu hak edecek bir herif olduğunu bilecek kadar da babanı tanıyorum. Baban benim hayatımı alt üst etti. Darma duman oldum. Sonra duydum ki oğlu gırtlağını kesip kaçmış. Böyle değil. Delil yok, ispat yok. Ama bilen bili. Aradım buldum seni. Geç kalmış intikamımı aldığın için sana borçluydum. O yüzden bugüne kadar yaptıklarına göz yumdum. Kimse kimsenin hayatına tesadüfen girmez evlat. Dediğim gibi. Tesadüf yoktur. Tevafuk vardır. Herkes bir diğerinin imtihanıdır. Haydi, telefon arabada kaldı. Yenge, sen Mustafa abiyi ara, ben bir Ali'yi arayayım. Sürekli değiştiği bir dünya bu. Dostun bildiğin gün gelir en büyük düşmanın olur. Kimin kime iyi geldi, kimin kurtaran, kimin kurtarılan olduğu sürekli değişir. Çarkı döner durur. Ay ya, ne oldu ya? Eşyan Dolyan Kurt çok üşüdü. Kimin kime şifa, kimin kime bela olduğu belli olmaz. Roll.
yıllar değişir durur. Durun hemen, kötüye yormayın. Tahir bu. Mutlaka bir yerden karaya çıkmıştır. Allah'ım sen yardım et. Ne canım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sahil güvenlik teyakkuz halinde. Aramadıkları yer yok. Sürekli irtibat halindeyiz. İşin iyi tarafı şu. Böyle durumlarda kötü haber çok çabuk duyulur. Olmaması umudu güçlendiriyor. Bizim umudumuz çoktan kırıldı. O kıza bu yaşıklar içeri adımını attı. Ne umut kaldı, ne huzur kaldı, ne bir şey. Ana, başlamayın Allah'ın aşkına. Fatih nerede? Hastane köşesinde. Tahir nerede? Allah bilir. Yaşar mı? Allah bilir. Ama sizin ağzınızda tek laf. Ana başlama Allah aşkına. Ben de size diyorum ki, hepinize diyorum. Allah aşkına yeter. Allah Muhammed aşkına yeter. Yeter. İllallah ettim. Yeter. İdris. Aç abi. Alo. Ha İdris. Mustafa abi. Nefes tekneyi kaçırdı. Ne? Eyvallah. Biz Tahir'i aramaya gittiydik. Sonra döndük. Nefes yenge tekneyi kaçırdı. O, ne diyorsun oğlum sen? Nasıl kaçırdı ya? Mustafa ne diye? Bunlar aramaya gitmişler ya Tahir'i. Nefes'le beraber. Sonra... Nasıl ettiysen nefes tekneyi kaçırmış ya. O tekne kullanmayı nereden bileyimiz? Dağlarım dumanlı hiç geçir.
nefesim yetmez. Sen nasıl geldin buraya? Nasıl kullandın bu tekneyi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biz İdris'le birlikte seni aramaya çıktık. Sonra geri döndük. Ama ben dedim ki olmaz. Şimdi vazgeçemem. Allah'ım sana sığındım. Ne olur onu bulmama yardım et dedim. Geldim. Ben nasıl kullandım, nasıl buraya geldim bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ben biliyorum. Yani biliydim. Nasıl biliydin deme ama biliydim geleceğini. Ben ateşi gördüm. E sen söyledin. Niye? Ateş yakarsan seni bulurum dedin. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Fatih nasıl? İyi çok şükür. Uyandı. Odaya aldılar onu. Zaten sağ olsun Berrak bir dakika yalnız bırakmayı. Yakışıyorlar. Öyle. Öyle. Sen nasılsın? O it bir şey yapmayı değil mi? Cık. Yapamaz da zaten. Boşanırım. Hele şükür. Biz, yani Mercan ablamla ben bir hata ettik. Silahları söyledik. Yani size yardım ettik etmesine de babamızı bitirdik. Ben sana o gece de dedim. Dünyanın en kötü adamı da olsa o benim babam. Nazar, sen bir şey diyeceksin. Diyeceğim, evet. Canımı yakar. Olmadık düşler gördüreyim. Babama da söz verdim. Benim sağ verdiğim taş. Hayır. Bana attığın taş. Canımı yakay. Çok yakay. Nazar. Nazar gitme lan. Ya Mustafa, İdris ne dedi? Doğru düzgün anlatsana şunu. Kızım bunun doğrusu düzgünü mü kaldı ya? İşte ne dediyse onu anlattım ha. Yani aramaya gitmişler ha bunlar. Artık nefes nasıl ettiyse kaçırmış tekne. Nefes. Hadi. Ya bacım sen ne ettin ya? Abi benim. Tahir. Tahir. Ne oldu? Nasıl bir şey miymiş? Ne dedi? Ya bir durun ya. Tahir sen ne diyorsun oğlum? Nefes buldu beni abi. Geliriz. İyi
tamam, nereye geliyorsunuz? Kumluğa çıkacağız. Müsaitseniz de eve geliyoruz. Allah, akıl mı kaldı bende ya? Tamam oğlum, tamam. Gelin lan, gelin. Haydi görüşürüz. Yürü. Ne diyeyim sana? Gel, nefes bulmuş ya Tahir'i. Almış. Artık nasıl kullanıyorsa bilmiyorum, artık tekneyi getirmiş ya kumluğa. Yürü, yürü. Haydi, haydi. Haydi, haydi, haydi. Haydi. Çabuk, çabuk, çabuk. Çok şükür. Geç bakalım Yiğit Bey. Annem nerede? Fatih abin hastanede ya. Ona gitti, gelecek. Hadi sen üstünü değiştir bakayım. Hadi. Alo? Ali, sabahtan beri aramadım. Dur bakalım ne zaman arayacak diye. Ha, şu saat oldu hala ama. Esma dur az. Tahir kayboldu fırtınada. Ne? Sakin ol. Nefes buldu. Ali ne diyorsun sen? Esma. Arayacağım ben seni, hadi tamam, arayacağım. Ne dedi şimdi bu ya? Abi kafayı yiyeceğim. Nefes yenge nasıl yaptı anlamadım. Anlamayacak ne var canım? Mustafa kaybolsa ben uçak bile kullanırım. Deme. Demek kullanırsın ha? Kullanırım tabii, kullanırım da. Sen yine de kaybolma bir yere. Kaybolmam, kaybolmam. Sen de bir daha tekrana sahip çık ya, kızın başına bir şey geleydi. Mustafa abi ben seni aramak için. Cevap verme bana. Ha geliler. Vallahi geliler. Ha. Demek ki babam sana ihanet etti. Yapar. Ama nasıl? İlk aşkımı, bana aşık olmayı öğreten kadını elimden aldı. Neyse. Boş ver evlat. Bunlar uzun mevzular. Daha çok konuşuruz. Peki bu kadın kim Fikret abi? Hadi uğurlar olsun. Thank you.
Nasıl da değiştin birden, sanki sen değildin başın üstüne yeminlerden. Nasıl da değiştin bilmem, sanki sen değildin aşk uğruna ölmekten bahseden. Mektuplarında olmasa kendimden şüphe duyardım, yanılan benliğim diye şiirlerin durmasa aklımı oynatırdım, inanamazdım gözlerime. Ne yazık, ne yazık ki gerçek. Kalsam da bir, senin için yok hiç farkı. Yıllar önce unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Gitsen de bir, dönsen de bir, benim için yok bir farkı. Sanki çok unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Buyur abi. Bu yeni galiba. Evet Turgut abi. Masama yaz. Tamam abi. Bir hıçkırık boğazımda. Gülendam, bir abim seni masasına davet etti. Ama ben sadece şarkı söyleyecektim. Uzatma kızım, masada da söylersin işte. Bırak kolumu be! Yürü lan! Bırak! Şşş! Bırak olamazsın. Sen de yürü kız! Bırak! Ne yaptın sen?
zaman anlamalıydım senin babanın ne mal olduğunu evlat. Gençlik işte. Bilemedim. Kız sen gemici düğümlerini ne zaman öğrendin ha? Tam Karadeniz gelin göreyim mi sen? Babam. Oy 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 yengez. Paşası. Oy oy. Gördüm sizi buralara kadar. Ay, oy deniz dayırım benim. Maşallah. İyi misin? İyi. Nefes delir ettin, ne kadar korkuyorum. Var ya, öldüm öldüm, dirildim lan. Seni nasıl bulamadım ben? Dedi o. Aslan bak, bir daha yapmayacaksın böyle şeyler. Denizde oyun olmaz ha. Oh. Haydi, atlattık artık ha. Osman babam, biz artık eve geçelim. Yiğit evde tek başına. Ne demek eve gidelim? Hayır yengem, yapma. Hayır. Yalvarırım yapma. Yeterince zor zaten. Koçum, hadi biz gidelim eve. Anamın gönlünü alalım ha. Hepimiz bir düzel çıkalım, keyfimiz yerine gelsin. Haydi. Bacım haklı. Hadi Osman baba. Hadi kızım, gidelim de. Dur. Gültekin Bey yok mu? Yan dükkana gitti. Gelir şimdi. Siz iyi misiniz Naciye Hanım? Vedat Bey, kusura kalmayın. Fark edemedim sizi. Olanları duydunuz mu? Neyi? Osman Hoca yeni bir eve taşınmış. Esma ile Nefes de onunla yaşayacakmış diye duydum. Öyle mi? Ben öyle duydum. Osman Hoca'nın evini taşıyan nakliyeci abinin eşinden duydum. Nefes de uşağını alıp, neydi adı? Yiğit. Hah. Tabii, sizin uşağınız. Onu alıp evi terk etmiş. Ama ben size bir şey diyeyim mi? Fatih vuruldu ya. Sizin adamınız vurmuş. Doğru mi? Evet ama polise teslim ettim. İyi etmişsiniz. Ama ben sana iyi tanırım. Daha Nefes'i o evin eşinden adımını attırmaz. Ya kusura bakma Naciye yenge, işimiz biraz uzadı orada ya. Vedat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyur Naciye yenge, ne vardı senin? Sen önce Vedat Beyefendi'nin işine bak. Yok canım, olur mu öyle şey? Buyurun lütfen. Şey Gültekin, şu altınları bozduracağım da kaç para eder? Bir tartalım onları, bir bakalım ne dedi. Geçelim içeri, konuşacaklarımız var. Naciye Hanım. Buyurun. Yanlış anlamazsanız size bir şey sormak istiyorum. Az önce içeride verdiğiniz altınla.
Belli ki sizin için hatırası olan şeylerdi, öyle değil mi? Öyle ama benim herif birine kefil olmuş. Bayılır çak oraya çak buraya imza atmaya. Boşuna dememişler. Paran çoksa kefil ol, vaktin çoksa şahit ol diye. Aldık başımıza belayı. Yakında dayanırlar kapıya. Anlıyorum. Naci Hanım, bence bu altınlar sizde durmalı. Lütfen. Bana borçlu olun. Uygun olduğunuzda ödersiniz. Ya da şey yapabiliriz. Benim de aşçım yeni işi bıraktı. Malum evde büyük. Ben de çok zorlanıyorum. Belki bana yardımcı olursunuz. Yani nasıl isterseniz, isterseniz borçlu olursunuz, isterseniz. Alın lütfen. Lütfen. Kocanıza danışın. Eğer bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İsterseniz telefonumu kaydedin. Haber verirsiniz. Tabii tabii. Şey yapayım telefonunuzu. Ben yazayım isterseniz. Lütfen. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Her şey hak ettiği insanda durmalı. Teşekkür ederim. Bir de şu nakliyecilerin numarasını da bana mesaj atarsanız, birkaç eşya göndermek istiyordum da. Tabii tabii, ben hemen mesaj atarım size. Oğlum, gideceğiniz yere bırakalım mı sizi? Çok sağ olun, ben birkaç yere daha uğrayacağım. Ben düşüneceğim. Allah razı olsun, iyi günler. Eşinize selamlar. Sen çok işime yarayacaksın. Yengem çay dökeyim mi? Yok yenge. Ana ne zaman geçecek senin bu inadın? Hayır. Yavaş koçum. Ne inadı? Bu yaptığım inat mı? Değil mi? Öyle be. Fatih nerede? Hastanede ana. Hastanede benim kardeşim. Sen benim canımı mı yakmaya çalışıyorsun ana? Benim kardeşimi Vedat Şerefsiz'in iti vurdu ana. Nefes değil. Peki nefes neredeydi ana? Ben neredeydim biliyor musun? Başımıza açtığı bin tane beladan birini temizledi diye o teşekkür edecek değilim. Ya ana niye anlamıyorsun? Tahir, sakin oğlum. Yalan mı abi? 50 kere söylemedim mi ana? O kadın benim nefesim demedim mi sana? Git öyleyse. Ha? Git. Analık hakkımı çiğne de git. Yapmadığın şey mi? Ana yapma. Yapma ana, Allah aşkına yapma. Ben de aynısını diyorum. Yapma Tahir. Allah aşkına yapma. Dinliyor musun? Yok. Bana evlat acısı yaşatmaya göz alıysa bildiğini yap. Ama artık ben böyle yaşamak istemiyorum. Şu yalan dünyada kaç günüm kaldıysa izin ver de kalan ömrümü bilema huzur içinde geçireyim. Her Allah'ın günü hangi evladımın başına ne iş gelecek diye yataktan sıçrayarak uyanmayayım. Çok şey mi istiyorum oğlum ha? Çok şey mi istiyorum? Sen niye hanım? Çok şey etmesen sen de. Asiye. Sen şahitsin. Sen söyle. Fatih burada hastane köşesinde. Dermanı var mı gidecek? Beni mezara koyun. Sonra ne haliniz varsa görün. Çok mu istiyorsun nefesi? Ha? Bizim nefesimizi kesecek kadar çok mu istiyorsun? Bizi umursamayacak kadın. Tamam.
yapamam oğlum. Sen bilirsin. Sen bilirsin evladım. Öyle olsun. Bildiğin gibi olsun. Bak. Bak. İşte kapı orada. Hadi. Hadi git. Koş git. Koş git nefesuna. Ama buraya dönüp geldiğinde bir anan olur mu? Olmaz mı? Allah bilir. Anneciğim, sen acıkmadın mı bir tanem? Yemek hazır. Yemeyeceğim. Anneciğim, olur mu öyle şey? Hem güçsüz düşersin. Hadi bak, önce yemeğimizi yiyelim, sonra anne oğlu birlikte ders çalışalım, ha? Yemeyeceğim dedim. Anneciğim, neden böyle yapıyorsun? Bak, beni çok üzüyorsun. Ben de üzülüyorum, ben de çok üzülüyorum. Gel, çok üstüne gitme, birazdan yer. Düşü, iyi bari. Sen gel bakayım ben de. Ah Saniye Hanım, ah. Yazık ediyorsun kendine. Bize de yazık ediyorsun. Herkese yazık ediyorsun. Zannediyorum ya. Az sakin. 40 yıllık anamı bilmeyeyim uzun etme. Yapma da hayır. Ne yapayım abi? Nefese sevdalandığım için özür mü dileyeyim? Kimse benden bunu beklemez. Oğlum senden böyle bir şey isteyen yok. Ula sen de delinme, yer arama ya. Yer aramak? He. Abi sen hatırlamayısın galiba. Ben nefesi o şerefsizin elinden çekip aldım. Ama şimdi anamın elinden alamayırım diyorsun ha? Anam yerine 1000 tane Vedat olsa dövüşürüm diyorsun. Dövüşürdüm valla. Ben de arkanda kapın gibi dururum. Otur bakayım. Ne yapacaksın Tahir? Ha? De bakayım mı? Ha, kolayı var. İki göz bir ev tutacaksın. Oğlunu, karını alacaksın. Ha Tahir. Evimizden çıkıp ha bu kapıdan orada yaşayacaksın. Ettirmekten ayrılır mı oğlum? Etme. Sen bu evin direğisin Tahir. Senin içine sine çekmiyor. Sen rahat edebilecek misin ha? Sığacak mı ha buraya Tahir? Sen bu kapıdan çıkamazsın. Lan koçum. Tamam. Derslerde ben de nefes bacıya mesafeli davrandım. Ama sonra annem etti, gullem etti, kalbimizi aldı ya. Ha? Oğlum şimdi başımızın tacıdır ya. Oğlum. Biraz zaman. Bırak fırtına dinsin. İnsanlar sakinleşsin. Ha oğlum? Yaşlı başlı kadının suyuna gitme zamanıdır şimdi. Az durun ya. Zaman Tahir, zaman.
zamanı. Ne gidebilirim, ne kalabilirim. Ne yapacağım abi, ben bilmiyorum. Kızım, bak iki günde sararıp soğudun. Yapma böyle. Ne yapacağımı bilmiyorum ki Osman babam. Ben Yiğit'i ilk kez böyle öfkeli görüyorum. İlk kez bana bağırdı. Olur mu öyle şey? Niye öfkelendi ki sana? Çünkü babasını kaybettiğini düşünüyor. Benim yüzümden olduğunu düşünüyor. O bile böyle düşünüyor. O mu söyledi sana? Söylemesine gerek yok ki. Gözlerinden anladım. Bak kızım, zor günler geçiriyorsunuz. Ne badireler atlattınız siz. Bu da geçer yahu diyeceksin. Demek zorundasın. Öyle geçecek bir şey değil Osman babam. Geçer. Hayat geçer. Bu da geçer. Ömür bitiyor. Bu da biter. Ben yukarı çıkayım da Yiğit Paşam'la şöyle dede torun bir sohbet edeyim. Geri mi verdin? Yüzüğü vermedim. Sanki canımı verdim. Öyle işte. Öyle. Her şey neden bu kadar zor? İçim acıyor abla. Çok acı. Geçer mi? Geçmez. Alışırsın sadece. Alışamam da. Nazar. Sarhoş musun sen? Fena. Ben kapıdayım. Gel de konuşalım. Murat git. Ne olur git. İyi. Gel de kov o zaman. Belki giderim. Git ne olur. Buradayım.
duruyorum. Öyle duruyorum işte. Gel de kov. Gelmeyeceğim, bekleme. Tamam. Gelme. Ben öyle duruyorum. Nasıl anam yenge? İnadı yüzünden çok yerde canımızı sıkıyor ama o inadı sayesinde iyi. 3 defa ölçtüm tansiyonunu. Düştü çok şükür. Ya yengem sen de yapma. Üstüne gitme şu kadının diyorum. Ben de dedim ha aynısını. Dayı. Oğlum bak nefese gidiyorsan tamam. Uğurlar olsun. Ama bizi burada delirtme. Nefese gidiyorum abi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama gidiyorum işte. Ne olacak bunların hali Mustafa? Bilmiyorum Asya. Bilmiyorum. Efendim merak. Benim abi benim. Oy abisi hıyar Fatih. Ha, Fatih iyi misin? Aç mısın? Berrak yanında mı? Bana bak ne yapıyorsun ha? Sabah müsaitseniz biz geleceğiz de Berrak'la. Berrak'la. Anladım. Gelin oğlum gelin. Gelin. Murat nereydi? Asya yengemle gittiydi ama. Tamam oğlum. Sesini duydum çok şükür. Sen yorma kendini haydi. Allah'a emanet. Tamam. Hasbinallah. Şimdiden Murat yok. Kula birini tutaysın öbür kaza. Dert bir diki ağlayasın. Deli bir diki mi ağlayasın? Ya yoktur bir şey Mustafa. O beni bırakıp dönecekti. Fatih ile Berrak baş başa kalsın diye dolanaydır. Bir de Berrak çıktı başımıza. Allah sonumuzu hayretsin. Amin, amin. Düzelir değil mi Mustafa? Düzelecek. İnşallah sen. İnşallah. Hani? Gelmeyeceydin. Kolda gideyim dedim. Kovmaya geldim. İyi. Neden böyle yaparsın ya? Sen bana dedin ki ben evliyim. Öyle ya da böyle. Ben de dedim ki kız haklı. Laf olur. Söz olur. İyi dedin da dinledin ya şükür. Evi bastın da Fatih vuruldu. Ya ne yapacaktım Nazar? Senin dayak yediğini öğrendiğimde oturacak mıydım? Ha? Yangaz ne olur git. Benim içim yanar. Anlıyor musun? İçim yanar.
Çok yanay. Ama git. Neden? Babam yemin ettirdi. O ölene kadar Murat davası kapanmıştır. Sen de olur dedin, ha? Kabul etmeyecektim de ne diyecektim? Ha? Bunca yıl beni büyüten, bana bakan adama... Kusura bakma baba. Onu ve ailesini kurtarmak için seni zora da sokarım. Onun koluna da girerim mi diyecektim? Bunu mu diyeyim? Ben Vedat'la niye evlendim, ha? Niye evlendim? Ailem için. Babam içeri girdi. İş güç bana kaldı. Ama adamların hiçbiri yüzüme bakmay. Ben ailemi seçtiğim için Vedat'a evet dedim yalnız. Ben kendimi bildim bile seni sevdim. Hem sevdim hem sinir oldum. Ama sevdim yalnız. Bütün uyuzluklarına rağmen sevdim. Oğlan çocuğu için anası neyse... ...kız çocuğu için de babası odur. Öyle ezip geçemeyesin. Kendini ezilsin. Ama onu ezemeyesin. Bu kadar kolay değil. Şimdi git. Kol dedin ya. Kovarım seni. Git. Merak etme. Ben yedirdim bir şeyler. Sana küs. O yüzden. Ama çocuk işte. Uyudu mu? Uyudu. Çok sağ ol. Esma, bana göre kalıyor kızım. Müsaade var mı? Estağfurullah. Hoş gelmişsin oğlum. Hoş gelmişsin. Esma, ben seccademi bulamadım içeride. Bir göster ver bana onu. Gel oğlum. Oğlumu görebilir miyim? Böyle mi olacak? Uykuda mı saracağım ben oğlumu? Thank you.
Nefes, ben ne yapacağımı, bunu neresinden tutacağımı bilmiyorum. Tahir. Benim annem doğum sırasındayken ölmüş. Baba her fırsatta söylerdi. Ben de o küçücük aklımla kendimi suçlardım. Keşke ben doğmasaydım da annem yaşasaydı diye. Sonra da ama ben doğmasaydım o da benim annem olmazdı diye düşünürdüm. Çocuk haklı işte. İçinden çıkamazdım. Ağlardım. Hep merak ederdim. Acaba annemin kokusu nasıldı diye. Beni nasıl koklardı diye merak ederdim. O sıcacık sesiyle bana nasıl seslenirdi? Beni nasıl sarardı diye düşünürdüm. Merak ederdim. Hiç fotoğrafı yoktu. Aynaların karşısına geçer. Annemi gözümün önüne getirmeye çalışırdım. Anneme benzeyip benzemediğime bakardım. Ben her doğum günümde ateşlenirdim. Yataktan çıkamazdım. Saniye Hanım'a hak vermiyorum. Ama anlıyorum. Senin de benim de suçumuz yok. Ama olan bu. Ama ben bu olanı kabul etmiyorum. Tamam o zaman. Sen söyle ne olacak? Abimin dediği gibi. Anamla uğraşmaktansa bin tane Vedat'ı tercih ederdim. Doğru. Çünkü bu ikimizin de gücünün yetmediği bir şey. Nefes. Ama ben senden uzak kalamıyorum. Bunu da biliyorsun. Biliyorum. Benim için de öyle. Ama bilmek yetmiyor. Kurtarırsın yine. Sıkıntı yok.
sen yine de bir şey yapma. Denerim. Nefes, erken çıkmak zorundaydım. Seslendim ama çok derin uyuyordum. Ofiste olacağım.
Görüşürüz. Afiyet olsun. Yiğit! Anneciğim! Kalk bakalım uykucu. Bak Esma abla bize çok güzel kahvaltı hazırlamış. Sen yanıyorsun. Annem. Anneciğim. Anneciğim bir bak bana. Bebeğim. Annem. Hadi bebeğim. Annem. Nefesim. Tahir. Tahir, Yiğit ateşler içinde yanıyor, gözlerini de açmıyor. Uyandıramıyorum. Annem. Annem, bebeğim. Hadi uyan. Hadi bebeğim. Aç gözlerini bebeğim. Hadi anneciğim. Hadi kuzum. Hadi bir tanem. Asya'm, ben gideyim de yangazımı alayım. Allah'ıma şükürler olsun. Bir belayı da def ettik. Çok şükür. İnşallah öyledir. Saniye Hanım. Seni anlamaya çalışırım ama. Anlayamazsın. Hiç yorma kendini. Zaten kimse anlamaz. Sen de anlamayı ver. Tahir. Lan nereye gidiyorsun? Hayır. Ulan bir şey desene. Dayan oğlum, dayan aslanım. Dayan aslanım, baban geliyor, dayan. Günaydın. Günaydın. Sonuçlar gayet temiz. Taburcu edebiliriz. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Eşinizin durumu gayet iyi. Ama bir süre dikkat etmemizde fayda var. Tabii doktor bey. Tekrar geçmiş olsun. Nefes, kapıyı aç. Baba. Buradayım oğlum, buradayım. Ben yanmadım. Aşk olsun yani. Niye beni arayıp da anlatmadın? Hani neler olmuş? Nefes bana anlatmasa hiç haberim olmayacak. Vallahi Esma, ben de neye uğradığımı şaşırdım. Derler ya, başı kesik tavuk gibi oradan oraya, oradan oraya. Kafam beynim döndü. Ne yapacağımı bilemedim ki. Çok canım sıkılıyor bu Nefes Tahir mevzu. Senin mi benim mi? Ay Saniye teyze de maşallah yani. Muhtip peygamber demeyenlerden. Vallahi ne yalan söyleyeyim, onların yerinde olmayı hiç istemezdim. Çözülecek gibi değil durum. Elbet bir yolu vardır. Ne diyeyim? İnşallah.
Anneğim. Bebeğim. Bak bana. Bak baba da burada. Sen iyileşeceksin. Hadi annem. Hadi bebeğim. Yok annesi yok. Korkma. Benim aslan oğlum yapmaz öyle. Hadi aslanım. Hadi yiğidim. Bak hastaneye götürürüm seni. Bir şey için kalmayacak. Hadi oğlum dayan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun. Vedat Bey'le görüşeceğim. Buyurun. Ha, benim gözüm kulağımda geldi. Buyurun, hoş geldiniz Naci Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben düşündüm de elime mi yapışır? İki kap yemek pişirir koyarım. Ne olacak? Madem borcum var. Harika. Ne diyeyim? Hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Çocuklar size evi gösterirler yani ne nerede falan yardımcı olurlar. Benim çıkmam lazım. Oldu. Tekrar hayırlı olsun. Hemşire Hanım! Sakin olun beyefendi. Buyurun bu taraftan. Bir takip edin. Neyi var küçük beyim? Doktor çağır kardeşim, doktor. Sakin olun beyefendi. Ne oldu? Neyi var? Ateşi çok yüksek, bir türlü düşüremiyoruz. Baygın yatıyor, uyanmıyor. Hemşire Hanım, bir ölçelim, bir kan alalım. Tabii hocam. Yedim. Aslanım. Haydi ama babacığım, ha. Yapma böyle. Şunu koltuk altına koyalım. Tabii. Baba soğuk. Tamam babam. Tamam paşam geçecek. Isınacak şimdi o. Haydi. Tamam. Tamam geçti. Geçti. Tamam geçti. Geçti. Günaydın. Günaydın. Nazar uyanmadı mı? Yok. Ne yapmış bu boşanma işini? Konuştunuz mu? Esma'yla konuşmuş. Ha? Dava açılacak. Çok şükür. Şu şerefsizden yakayı kurtarsın da başka bir şey istemiyorum. Ana dur. Ben bakayım. Haydi. Sevgili Balcım, merhaba. Ne kadar ayıp. Elinde çiçeklerle gelmiş bir adamı kapı dışında bırakmak. Merhaba, şu yerler. Benim. Ula sen hangi yüzle geldin ha bu kapıya? Adamı delirtme, defol git. Yeşil'i serdirme buraya. Ana. Cemil Bey'in yapamadığını siz mi yapacaksınız? Ha. Anlamıyorsunuz değil mi? Mercan'ı astın. Nazar'ı dövdün dediniz. Ne oldu? Ha? Sonuç. Boncu. Bak sana ne getirdim. Sevdin mi? Nazar. Hadi ama... Her karı koca arasında olabilecek bir şey büyütmeyelim istersen. Yürü git evimizden. Boşanma davasını da açtım. Bundan sonra yüzünü sadece mahkemede görürüm. Ona da katlanırım artık. Ben istemeden boşanma falan olmayacak. Bunu aklına koyarsan hayat hepiniz için daha kolay olur.
İyi. Biz zor olanı seçtik o zaman. Sen de iyice dillendin. Maşallah. Duydun mu? Tahir'le Nefes boşanıyorlarmış. Yani en azından ayrılmışlar. Sevindin. Hadi Mercan saklamaya çık. Defol git. Anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Tamam. Ben size anlatmanın bir yolunu bulacağım o zaman. Düğünle beni çağırmazsan darılırım. Allah'tan tek dileğim şu herifin bir an evvel kenarım gitmesin. Alo, iyi günler. Telefonunuzu Naciye Hanım'dan aldım. Nakliye işiyle uğraşıyorsunuz, değil mi? Evet. Size bir şey sormak istiyorum. Osman Hoca'nın evini siz taşımışsınız, öyle mi? Şunun için ben kendisine ulaşamıyorum da namazda da göremedim. Bir ev hediyesi göndermek istiyorum. Onun için aramıştım. Evet, evet. Adresini öğrenebilir miyim? Aha. Evet, tamam, anladım. Anladım, orası. Okey, teşekkürler. Nefese bir geçmiş olsun hadi. Onca yılın hukuku var Orhan. Yoksa çok ayıp olur. Tahlil sonuçlarımız iyi. Tahlil sonuçları iyiyse ateşi niye bu kadar yüksekte? En azından virütik bir şey olmadığını söyleyebilirim. Nedensiz ateş ki bu yaş çocuklarda sık görülür. Serumu bitince çıkabilirsiniz. Sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Alo, nereye kayboldun oğlum sen? Yiğit ateşlenmiş, hastanedeyiz. Hastaneden ayağımızı çekemez olduk ha. Ben de yan gazı almaya geldim. Sen neredesin hastanede? Acildeyiz abi, acilde. Tamam, gelelim, gelelim. Saniye Hanım, Nefesi... Yine mi nefes lafı? Bitmediniz. Ben diyeceğimi dedim ona göre. Herkes ne yapacaksa yapsın, onu bilelim. Ne oldu peki şimdi? Tahir ikide bir soluğu Nefes'in yanında Ali. Böyle daha mı iyi oldu? Kendi bileceği iş. Öyle mi oldu Murat Bey? Bu ne uykusu? Bana uğraşma benimle. Bak, bak, bak. Laflara bak, hallere bak. Her biriniz bana bayrak açtınız, öyle mi? İyi, açın. Hepiniz, her biriniz bayrak açın. İyi, iyi. Yengazım, ne oldu sana böyle? Neler olmuş bitmiş, haberin yok. Vallahi yenge, bilmiyorum da. Yani bana ne oldu bilmiyorum. Bize ne oldu onu da bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum, tamam mı? Hiçbir şey. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Buraya mısın? Bunun açık gözü işte ya. Boşuna telaş etmişsiniz. Ne duyuyor serumlar filan Allah'ım. Ulan tozuk bu ya. Ne duyuyor yani?
ateşlenir diye Allah korusun havalede geçirir. Oğlum hatırlamay mısın sen ya? Ben o sefer balımı sırtımda getirdim ha hastaneye. Sonuncu ya ayıldı işte ne du yani? sen tecrübesizsin tabii. Bazen asma sen de suratını ya. İşte paşam ayılmış ne du? Sağ ol abi. Öbür meseleye de gelince zaman zaman. Ha? Esezek, az sabır. İnşallah. Koca koca insanlarsınız her şeyden ben demeyeyim ha? Neyse. Haydi. Ben gidiyorum Fatih'i çıkarasam. Tamam ben de gelirim birazdan. Oğlum sen kal oğlunun yanında ya. Haydi geleceğim ben. Aslanım. Nasıl daha iyi misin? Bizi neden bıraktın? Bırakır mıyım ya? Olur mu öyle şey? O nasıl söz? Gelmedin ama. Geldim aslanım. Geldim ama uyuydun. Ne zaman gelsem uyuyorsun. Ben ne yapayım? Ben sen gelmiyorsun diye uyuyorum. Uyuyunca görüyorum çünkü seni. Abi gel. Böyle birden patlayan girdi mi? Kusura kalmayın. Yok Mustafa abi, estağfurullah. Gidebilirim değil mi Fatih? Evet evet abi, eve gideceğiz inşallah. Evde de iyi bakın dediler. E sen bakarsın artık berrak. Yani bizim iş güç malım. Ben o kadar sabırlı değilim. Öyle nazlı yaz çekemem. Neyse. Yürüyebileceksin değil mi lan? Yürürüm, yürürüm abi. Tamam. Haydi yürü bakalım, yürüyün. Fatih, geçin oğlum siz albazımı. Nereye abi? Yiğit ateşlenmiş. Nefes bazımla Tahir abin getirmişler onu acile. Gideyim bakayım bir ihtiyaçları var mı? Hem dediğim biz gidiyoruz diye ha. Haydi. Biz de gelelim abi. Olmaz. Seni fazla ayakta durmaman lazım. Tamam. Söz dinle böyle. Geç haydi. Ne oldu? Ne olacak ya? Bir şey yok işte. Fatih çıkacak. Ne de o? Berrak Hanım da hiç ayrılma yanından. Şimdi bize yeni gelin geliydi. Neyse bakacağız artık. Var mı ihtiyaç? Yok, biz böyle idare ederiz abi. Tamam, ben gideyim. Yalnız eve bırakayım. Dinlensin Beyzade. Hasan, geçmiş olsun. Babam geldi ya, iyi oldun. Geçer tabii. Fazıl, Tahir'im. Haydi, Allah'a emanet. Teşekkür ederim. Ne için? Geldiğin için. Asıl ben teşekkür ederim. Hayatında ilk kez tekne kullanıp geldiğin için. Anneciğim. Anneciğim. İyi misin bebeğim? Çok iyiyim. Anneciğim sen sucuk gibi olmuşsun. Yapma ya. Ateşten dur. Ne edeceğiz? Ben bir eve gideyim, üstüne başına bir şeyler alayım. Böyle çıkartmayalım. Dur dur, Murat'ı arayalım, o gelsin. Yok gerek yok, ben bir taksiyle gider gelirim. Sen başına dur, olur mu? Anladım. Haber verdiğin için sağ ol evlat. Gidelim. Baba. Söyle oğlum. Bizi bırakma olur mu? Annem bir de beni de.
Bir 5 dakika bekler misiniz? Bir şeyler alıp hastaneye geri döneceğim. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anla.